Merhaba arkadaşlar. Algoritma 2 dersinin proje ödevinde scroll yapmayı göstermemiştik. Onu böyle tamamlıyoruz. Aslında çok basit bir operasyonla yapılıyor. Öncelikle WinProj isimli şeylerin butonlara basıldığında çağrılan fonksiyonumuz vardı. WnDProj diye. Bunun içine şunları ekliyoruz ilk önce. Şunlar. Daha sonra vmcreate içinde şurada eklediğimiz değişkenlerin ilk değerlerini veriyoruz. Burayı yapıyoruz. Sizin burada başka kodlarınız da olabilir. Ama ona altına veya üstüne bunu eklemeniz lazım. Daha sonra da buraya vmscroll diye bir case ekliyoruz. Kodu da burasının aynısı. Bakın şöyle izleyin. Burada neler yapılıyor? Scroll yapıldığını, yani scroll şuradaki butona şuna bastığınızda otomatikman burası çağrılacak ve burada siz bir şeyler yapmanızı isteyecek. Biz de şunu yaptırıyoruz aslında. Ekranın bu kısmının kaydırılmasını sağlıyoruz. Artık ne kadar bir scroll miktarı basıldıysa. Burada bunu yapan kod var. İsterseniz ayrıntısını kendiniz inceleyerek bakabilirsiniz. Burada bunun aşağı doğru inelim. Siz baka baka yazabilirsiniz buradaki şeyleri. Devam edersek. En son burada bitiyor. Buraları yaptıktan sonra VM size diye eğer sizde yoksa bu kezi de ekliyoruz. Bunu da ekleyelim. Burada da yine yani şöyle ekranı büyütüp küçülttüğümüzde yukarıdaki ekranı kapla küçül butonuna bastığımızda nasıl çalışması gerektiğini gösteriyor. Çünkü ona göre scroll'un boyutları, yukarı aşağı boyutları değişiyor. Şimdilik sadece yukarı aşağı scroll özelliği mevcut. Buradan VM size'de de bunları yapıyoruz. Buradaki değişkenlere bu şeyleri veriyoruz. Buradan çıkıyoruz. Yapacağımız değişiklik bu Win projenin içindeki değişiklik bu kadar. Şeye bakalım. Evet, bir şey yok başka. Yukarıda da scroll özelliği vermemiz gerekiyor ana penceremize. Bizim örneğimizde de have window şey değişkeni bunu sağlıyordu. Şurada 241'de buna biz burada bir ana pencere oluşturuyorduk. Bunu da create window x diye değiştirelim. Ve içeriği de bu şekilde olsun. Burada şu önemli, bunun eklenmesi. Bu sayede sağ tarafa vertical scroll geliyor. Şöyle çekersek bunun gibi bir dikey scroll geliyor. İşimiz bitmedi. Sizin scroll yapacağınız alanın bir yükseklik değeri var. Bunun için de yukarıya bir global değer değişken koyuyoruz. Anket yüksekliğimiz. Yani burada butonları üret dediğimiz yerde veya siz nasıl yapıyorsanız en son anketinizin en son oluşturduğunuz Y değeri neyse, en son oluşturduğunuz butonun veya elemanın Y değerine bakıp oradan bunu buraya bir rakam verebilirsiniz. Bu da anketin yüksekliğini gösteriyor. Yani anket ekrana sığmıyor. 1300 mesela, diyelim ki ekranınızın yüksekliği 1000. İşte sığmayan 300 kısmı yukarı aşağı yaparaktan göstermeye çalışıyoruz aslında. Amacımız o. İnşallah size faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.